Geldi mi? Bakalım. Görüntü geliyor muydu o? Ne unuttuk? Tabii ki başka ismi unuttum ben. Olsun, değiştirirsin bakalım. Şaşırmadık. Geliyor mu? Geliyor. Hazır mısınız? Başlatıyorum maçı. Hazır değiliz. Değil misiniz? Ama hazır olmalısınız. Zaten tamam, bir dakika delaylı geliyor. Tamam, başlıyorum ulan, hazırız. Bakalım. Geldi. Görüntü geldi. Ben de hemen kontrol ediyorum. Sanırım gelmişiz. Yep. Let's go people. Nasılsınız arkadaşlar? Selamlar. Selamlar gençler. Counter Strike turnuvası ikinci günüyle devam ediyor. Bugün iki maçımız daha var. Nasılsın Hüseyin abi? İyidir abi, sen nasılsın? Aydır falan görüşmedik sanki. Bayağıdır ben görüşmedik. Hep aynı hissediyorum. Seninle her konuştuğumda öyle hissediyorum. Ben de. Ben de. İster misin kaçtım? Evet, şöyle bir paylaşım yapayım ben. Evet. Bir dakikaya buradayım. Sen yap, sonra da ben sana devredip ben paylaşımlara başlayayım. Evet arkadaşlar, bugün çok güzel iki maçımız olacak. İki serimiz olacak daha doğrusu. Bunlardan ilki Ant Atlas maçı derkene. Miraj'ı attı bize. İlk haritamız Miraj'mış. Bunu da görmüş olduk. Miraj'da... Ben onu söyleyeyim. İlk harita Mirage, ikincisi Train, üçüncüsünü henüz bilmiyoruz. Herhalde üçüncüye nasıl olsa kalmaz diye üçüncü haritayı seçmemişler. Olabilir. Peki atacak mı acaba GoTV'den bizi diye düşünüyorum. Atmayacak galiba. Yok, atmayacak. Okay. Bu arada Bogami Twitter postunu paylaştı chatte. Onu bir retweet ederseniz güzel olur arkadaşlar. Mümkün olduğunca çok insana duyuralım yayını. Ki böyle güzel turnuvaları izlemeye devam edelim. Ant Atlas maçı olacak. Önce şimdi Miraj'la başlıyoruz. Stropol da açmış bu arada Bogami. Takımlara bakabiliriz. Hangi takımda kimler oynuyor? Henüz GoTV gelmedi. Gelince hemen bakalım ona. Sen şu an GoTV'de misin? Bilmem, alt şeydeyim. Masa üstündeyim. Okay. Bakayım. Evet. Ha tamam, şey, daha oyuncular geliyor. Harita değiştiği için. Bekliyoruz. Evet, ben paylaşımları yaptım. Ben de şimdi o zaman... Selamlar arkadaşlar, tekrardan. Sesim patlamıyor değil mi? Bak, az önce Teta Beta'nın yayınında o ne biçim ses falan diyordunuz. Herhalde orada bana boost'u çok vermişler. Testlerde bir sıkıntı olmasın. İsterseniz yine test edebiliriz. Uzuna Bogami yollarız. Orada kendi adamlarını falan vurur. İsterseniz bir ses kontrol yapabiliriz. Tamam, gayet iyi dinliyor. Gayet iyiymiş. Evet, her şey hazır sanırım. Oyuncular girdi server'a. Şu şeyi ayarlayalım bir dakika. Propul açalım. Bugün Ant Esports ve Atlas maçını izleyeceğiz arkadaşlar. Bundan sonra da Team 11 ile adını şu an şey yapamadım. Kimdi Hüseyin abi, sen şey hatırlıyor musun? İkinci maç mı? Evet, ikinci maç. Bir dakika abi, şunu paylaşayım. İkinci maç Team 11 ile BPI. Team 11 tabi eski Team 11. Evet, ve BPI. Team 11 dağılmadı, sadece Team 11 takımı kapandı ama oyuncular devam ediyor tabi oynamaya. O yüzden ex Team 11 ismiyle bildiğim kadarıyla şimdilik devam ediyorlar. Evet, Strawpool'a katılabilirsiniz arkadaşlar. Ant mı kazanır, Atlas mı kazanır? Maçımız herhalde birazdan başlıyor. Rediler geliyor. Evet, Face'ten paylaşamadım. Ben maça geçiyorum. Tamam ulan, ekran da gelecek şimdi. Evet, ekran geldi. Evet, let's go. İyi, bugün hızlı başladık.
Counter'lar hazır. Abi hızlı başladık diyorsun, 20 dakika geçmiş saat 7'yi. Yok yani hani burada yayındayken hızlı başladık. Açtığımız gibi başladık. Aynen, okay. Açtığımız gibi başladık. Ekran geldi ve maç evet. Başladı. E1 Ant takımında. Hatta start ben şimdiden verildi. Takımlara bakayım, bilgisini vereyim. Abyss, Şahbaz, E1, Raiden ve Markne var Ant takımında. Atlas takımında Gekelez, E5N, Gaja, Maverick ve Geneje var. İki takıma da başarılar diliyoruz. İnşallah en çok ihtiyacı olan kazanır diyorum ben. Kendi deyimimle. Evet, Atlas takımı E5N orada rampayı zorluyor yavaş yavaş. Dağılımlara baktığımızda sadece Atlas takımı var. Neye yakın olduğunu görüyoruz ama A'ya hızlı girdiler. Bu muhtemelen bir fake giriş. Ama fake'i yemedi farkındaysan. Evet. Ant takımı fake'i yemedi. Hatta şimdi B oldukları konusunda şüphelenecekler. Çok hızlı bir şekilde B'ye dönüyorlar. Gaja güzel bir eşya da şartması indirdi. E1 bakalım short tarafında bir şey yapılacak mı? Hemen backup da geliyor tabi. Kitchen'da da bir oyuncusu var şu anda Ant takımının. Raiden'dan güzel bir headshot. Karşılık olarak Maverick de bench tarafında ama yanından gelen Abyss'i fark edemedi. Son oyuncusu Gaja, o da şu anda short tarafında. Evde zannediyorlardı ama smoke içinden atışını da kaçırınca rahat bir şekilde öldüler. İlk roundu Ant Esports alıyor. 1-0 önde başlıyor maça. Abi iki defa ESC yaparsan eğer hood gelir. Yok geldi zaten de şey gelmedi. Okey. Oto kamera filan infosu vardı ya altta. İki defa ESC yapsana bir. Yok şeyden defalarca emin yaptım ya. Bu altıncı yapışım ya. Şey HP'ler gözüküyor şu an ama diğer altta çıkan o yazılar yok. Abi isimler gözükmüyor. Evet. Alttaki. Dur onu ben şöyle çözeceğim bir dakika. Aynen onu çöz abi. Ben radyoyu anlatayım mı? Anladım. Evet, şu anda Atlas Esports ortaya doğru yaklaşıyor. Short'tan E1 açıldı. E1 Gaja'yı indirdi. 3 kişi kaldı Atlas. Zaten ekolardı bildiğiniz gibi. Teker teker ölüyorlar şu an. Orta kutuda son oyuncusu da Raiden son oyuncuyu vuruyor. 2-0 Ant Esports öne geçiyor. Şimdi gözüküyor mu? Evet, şimdi gözüküyor. Güzel. Harika. E1'in 2 Off Drain Flash E Slash. Heh, bir de X'e basıp X-Ray, bir de G'ye basınca geliyormuş abi onlar. Sen G'ye basmamışsın. Ha, okey. Uzun yoldan yaptım abi. Resolution'ı restartlayıp öyle çözdüm yani. Ben zoru severim. Evet, hızlı bir B oyunu geliyor bu arada. Ne kadar kayıp verecek burada Atlas göreceğiz. Henüz kayıp vermedi evet, ama. Her yer smoklu. Bir spray denemesi. Orada herkeste de keleş var Atlas'ta. Şu anda içeri girdiler, bombayı kurdular ve hala kimse ölmedi. İki takımdan da. Evet, şu anda Atlas'ın birer bir oyuncuları düşürdüğünü görüyoruz. MP 7'si var hala. Abyss son oyuncusu. O da short tarafından şimdi yaklaşacak ama yerini de tabii ki tahmin ediyorlar. Orada az önce oyuncuyu öldürmüştü. Herhalde Abyss koruyacak keleşini ya. Abyss'e geçelim. Yapıyorum. Abyss'i izliyorum ben şu an. T-Base tarafında oradan rotasyon yapacakları öldürme amacıyla pusmuş bir hayın bir çıyan gibi. Ki hakikaten evet. De amacına ulaşabilir. Gaja'nın iki adım daha atıp atmamasına bağlı. Ve Gaja. Tahmin ediyorlardı oralara bir yere pusacağını. O yüzden çıkmadılar. Şimdi Ant takımının parası yok tabi. Sadece Abyss'te AK-47 var. Ne yapacaklar? Silah attılar. Evet, çekiyorlar. İki tane M4, iki tane FAMAS ve Abyss'te de keleş var. Atlas takımında da E5'nin AWP aldığını görüyoruz. Şu an gayet homojen dağılmış durumda Atlas. Bomba A'ya yakın. İki ortadan bakıyor. Tabi balkonda kimseyi göremediler. Hayır, şu an biraz zorlayacak. Smoke spray geldi ama hiç hasar veremedi mi? Şahbaz'a vurmuş sanırım biraz. 27-28 bırakmış gibi görünüyor. O Abyss'den güzel bir headshot. Agresif açı dram tarafında Geneje'yi öldürdü. Maverick şu an short'u gördü ama öldürmeyi başaramadı.
Magnet connector'dan açılıyor. Ama connector'da kimse yok tabii. Burada Volek olmadığını Dört tarafı yaklaşıyor. Markno'ya bakalım bir şey yapabilecek mi orada? Hayır. E5'ini rahat bir şekilde Markno'ya indirdi. Short'tan yaklaşıyorlar. B1'i de vurdular. Short'ta hala bir oyuncusu var. E1. E1'in orada etkili olmasını. Evet, şu an ne yapıyor? Toplanıyorlar. B1'den gidecekler galiba. Hayır, hala tam olarak ne yapacakları konusunda emin değiller gibiydi. E1'i vurmayı başardı E5'ine. Şu anda B bomboş. Kitchen'dan hemen backup geliyor ama artık yerini almış durumda Atlas takımı. Çok Aa! hazırlıksız yakaladılar. Bombayı da kuramadılar. Abis Abi arka arkaya 3 kişiyi vuruyor. Çok hazırlıksız yakaladılar Kitchen'dan gelen adama karşı. biz tek başına Abis. round aldık. 4 5 kişi öldünüz. 5 kill. Wow. 5 kill. Ace attı. Evet, best of 3 arkadaşlar maç. Bu daha ilk maç. Thickness vesaire küçültemem Tunacığım. Herkes başka crosshair istiyor. Yani hani onları ayarlamak tabii kolay değil. Herkesin isteğine çare olmak biraz zor. Şu an B tarafında bir yoğunlaşma var Atlas tarafında. Sadece bir kişi rampadan bir kafa uzatıyor. Ama tabii sonuç alamadı henüz. Mark ne izliyoruz? Mark ne şu an balkon tarafından ortayı kesecek. Short'ta takım arkadaşı var. Evet, hiçbir şey göremediler oradan da. Gayet Atlas güvenli oynuyor şimdiye kadar. Şimdi flash'la Ortaya çıktılar. güzel bir flashla çıkıp ortaya vurmayı başardılar. Short tarafında E1 var. O da sadece bir kişi indirmeyi başardı. Markne de pencereden yardımcı oluyor takımına. 3'e 3 pozisyon. Şu anda Atlas bir an duraksamış durumda. Rampadaki kill tabii ki önemli. Acaba E5'ine vurabilecek mi rakibini? Hayır. Merrick ve Gekeles kaldı. Oh, Konektör güzel bir tarafından insan. güzel bir vuruş Gekeles'den. Balkonu bekleme. Balkondan gelen yok. Site'de biri var. Onu Evet. görmedi Çok Gekeles. şanssız, şanssız bir timingde. Eğer hani bir saniye önce çıkmış olsaydı o adamın CT'ye geçtiğini görecekti. Gerçekten değerli bir info olurdu bu. Merrick şu an bombayla beraber A'ya doğru gidiyor. Evet, Tabii. eğer şey şu anda pencere tarafında Raiden. Eğer Raiden'ı vururlarsa büyük ihtimalle bu ele alma şansları var. Evet, Gördü. gördü de zaten Gekeles vuramadı. Sonunda vurmayı başardı Gekeles. Son oyuncu da Short'ta Şahbaz. Onu da büyük Kötü ihtimalle bir site. vuracaklardır. Fakat sonunda almayı başardı iki kez. Gekeles bayağı bir zorladı yani. Az daha gidiyor değil. Öyle diyeyim. Aynen. Hem jungle tarafında hem de short'a bakarken biraz sıkıntı yaşadı ama sonunda round almayı başardı. Şu an durum 3-2. Evet 3-2. Abi önceki roundu aldırdı ama paraları da tabii olmasına rağmen şey yapamadılar. Bu roundda etkisiz kaldılar ve sonuç olarak kaybettiler. Şimdi de ekolar B tarafını oynadığını görüyoruz. Atlas takımının USP ile Şahpaz smoke'a doğru Bir sızıyor. fake geldi. Ses duydu Şahbaz Evet şanssız. fark etmediler, fark etmediler smoke'ta olduğunu. Şu anda yan yanalar. Smoke'un içinde abis bir anda karşısına çıktı. Gaca rahat bir şekilde Şahbaz'ı vuruyor. Window'a boostlandığını görüyoruz Atlas takımından oyuncuların. Evet A'ya doğru yaklaşıyorlar. Bu arada E5'ine takım arkadaşının verdiği infoyu alıp arkasını döndü ve rakibini öldürmeyi başardı. E1'den iki tane USP headshot'ı izledik. Tabii iki USP headshot'ı bir kill ediyor. Abi biz de arkalayıp güzel bir kill aldı oradan ama pistolüyle daha fazla bir şey yapamadı. Gacı şu an konektörden içeri giriyor. Short'u döndü vurdu. Ve rahat bir puan oldu Atlas için. Durum şu an 3-3. Bakalım Evet, bir round daha eko kalacak Ant takımı. Bir CZ görüyoruz ha bizden. Sadece vücut zırhı aldı. Abiz off-train. Off-train nasıl okunuyor? Böyle off Ben direkt off train deyip geçiyorum yani. Off train slash E slash ya da E1. Off-train. Off-train şu an short'tan gidiyor. E1 diyelim ya ona. Bilinen ismi E1 çünkü. E1 mi? Okey. Farklı CZ'si ile bir under pass'i ittirdi. Aslında gördü de ama Gajia tabi izin vermedi. Elinde AK-47'si var. Kelles
B'ye bir al size flash, bununla oynayın der gibi. Buradan underpass'ten asıl yere gidiyor. Oo, short'ta E1'den güzel bir deagle headshot. GNC'de short'ta bir cinayet gördük. Şahbaz orada iyi zorluyor. İyice fazla hasar verdi. Magaja AK kılıçıyla burada. Aa, bizi düşürdü. Bir de short'takini düşürdü. Çok az enerjisi vardı galiba Şahbaz'ın orada. Yani çok da zorlamadı. Evet. Şimdi bu round her ne olursa olsun ant açısından başarılı bir round diyebiliriz. Çünkü ekolarda ve 3 kişiyi düşürdüler. Hala da round'ı alma şansları var tabii ki. Eğer Raiden 100 FP'de rakibini öldürürse ki öyle yapıyor. Son oyuncu B'de şu anda ve sadece 19 FP'si var. Yani Ant'ın bu round'u alma şansı var. Eğer ki Gikelles hata yaparsa. Güzel pozisyon aldı bu arada Gikelles. Vitesi de aldı şu an. Evet, içeride olduğunu biliyor tabi ama muhatap fake'ini veriyor rakibinin yerini. Evet, son anda gördü. Aynen. Büyük ihtimalle bacağını falan gördü Smoke'un altından ve rakibini öldürdü. Raiden 4-3 yapıyor durumu. Güzel bir antlı. Ant açısından çok iyi bir ant. C4 35 saniye gibi bir yorum geldi Raiden'dan. Evet, C4 35 saniye arkadaşlar. Farklı bir zamanlama mı bekliyorlardı acaba, onu merak ettim ben. Farklı. Bilmem, belki 40 bekleniyor olabilir. Mark ne gördü? Mark ne ya? AWP ile vurdu ama öldürmeyi başaramadı. Ortada şansını deneyecek rakiplerini vurmak için. Bir şu an güzel bir spreyle orada. E5'e neyi aldı? Mevlük şu an olan az canıyla bu AWP'yi öldürmek istiyordu ama sonradan vazgeçti. Şahbaz B'de Raiden A çıkışını, A ev çıkışını tutuyor. Bomba B'ye yakın. Kişi ortada, Atlas'tan dağılım bu şekilde aşağı yukarı. 1B, 1A kişi ortada. Neyse, Ant takımıysa 3 kişiyle tutuyor A'yı. Biri jungle olmak üzere. B kısmen daha zayıf görünüyor ama tabi önce adam düşürmek isteyecekler. Akne short kesecek. Short'ta kimse yok. Atlas takımının yavaş oynadığını görüyoruz. Herhalde adam pikleyip ardından bir yere girmek istiyorlar. A ev tarafında yakın bir oyuncusu var. Atlas'ın. A'ya girecekler belli ki. Alt yoldan da ortaya doğru gelen vardı. 3 tane konektör, bir tane A ev girecekler ama A evin şimdiden ölmesi açıkçası oyuncuların konektör tarafında zorlanmasına sebep olacak. Mark Nui ilk kill'ini alıyor. Evet, Raiden de bomb site'dan 2 kişiyi alıyor. Mark Nui ölmesine rağmen Ant takımı 5 yapıyor skorunu. Durum 5-3. Bir hemen skorlara bakalım. İlk 8 round'un sonunda Abyss 11-1-4 ve takımında sırtlayan isim Raiden 8-2-4 ile geliyor. Atlas tarafında da Gaja var. 11-0-6 ile oynuyor. Hemen arkasında Gikelles 7-1-5 performansıyla arkadaşına yardım ediyor. Evet, full B görüyoruz şu an Atlas'tan. Evet, herkes de walk yapıyor ve armorları yok. Smoke içinden birazdan dalacaklar. Bakalım orada Şahbaz neler yapacak. Şahbaz şimdiden güzel bir bombayla rakiplerine bayağı hasar vermeyi başardı ama kimse zıplayarak havada Gikelles headshot'ını atıyor Şahbaz'a. Oh, evet, Mark Nui'ye de bir kill aldı. Eivir de tabii yardımcı oluyor short tarafında. Mark Nui'ye ikinci kill. Mark Nui'nin üçüncü kill'i. Son oyuncu otobüs, minibüste. Otobüs diyordum minibüse. Gikelles elinden gelenin en iyisini yaptı ama tabii yapabilecekleri çok fazla bir şey yoktu. Eko bir round geçirdiler. Evet, yine Atlas açısından bu roundun da eko round olmasına rağmen başarılı olduğunu söyleyebiliriz. O özellikle ilk vuruş, Gikelles'in yaptığı ilk vuruş bu roundda bombayı kurmalarını sağladı. Durum 6-3. Ant skoru 6 yaptı. 6 counter terörist oynuyorlar. Rita Mirage. Ya AWP var Abyss ve Magne'de şu an. 3 tane M4 görüyoruz Atlas tarafı, Aqua tarafı. Aman konuşamadım at tarafında. Çok ağ olunca kafa yandı benim. B geliyorlar idi.
Az önce eko yaptıklarını şimdi silahlarla yapacaklar. Tabii şimdi biraz daha risksiz olacak büyük ihtimalle. Biraz daha bekleyecekler o smoke geçmesini falan derken. Hayır, smoke dalacaklar. Ama Şahbaz orada pususunu kurmuş. Bir kişiyi öldürebildi sadece. Daha fazlasını yapabilirdi kesinlikle. Geneci de bu arada alt yoldan geldi. Backup kesiyor. George'u da vurabilirdi orada. Ama görmedi sanırım. Arkasını döndü. Bir anlık kapı çıktı. Derken Ryder yine içeride. Bir tane B var, bir tane de minibüs de var. E5'in çok az. Abis eğer bu kadar acele etmeseydi muhtemelen vuracaktı o rakibini. Minibüsteki E5'ine de bir rakibini öldürmeyi başardı. İkiye tek kaldı şu an Gaja. Molotov'unu atıyor. Bizden güzel bir kill. İyi zaman kazandırdı orada Molotov. Ve evet, round'u da aldı. O Molotov round'u aldırdı. Ciddi bir hata izledik. Ant takımında gerçekten olmaması gereken bir hataydı. İki oyuncuda da kit vardı benim gördüğüm. Ama eğer ki yoksa mesela E5'ini hemen ölüp kitini takım arkadaşına bırakabiliriz. Çünkü E5 ne diyorum, E1. E1'in hitpointi çok azdı. Diğer takım arkadaşının hitpointi 100'dü. Hemen kiti alıp çözebilirdi. Bu round Ant açısından bayağı bir talihsizlik oldu. Şu an A'da bir kümelendi Atlas takımı. Sadece bir kişi B tarafında. Anta baktığımızda bir kişi A'yı tutuyor. Şimdi jungle, hayır. Hani dört tarafında bir kişi var sadece. Agresif oynamak istiyor gibi. Ki Şahbaz agresif çıktı ama iki kere zonu bekliyordu orada. Geneje şu an T-Base'den A'ya yönleniyor ama B'dekini düşürdüler. Belki backup geleceğini düşünüp A'ya yönlenmek istiyorlar. A'da şu an iki kişi var. Ha, ne kadar Gotti oraya göstermese de Sandwich'tekini mevlük almayı başardı. Sadece iki kişi kaldı. İkisi de City'den geliyor. E5'ine vurdu bombayı ve güzel bir spreyle Magma'yı almayı başardı. Sadece bir kişi kaldı. O da City'de. Ben onu gösterebilecek miyim? E1 silahını koruyacak mı? Hayır, koruyamayacak. Üçün oyuncular şu anlık üstüne doğru geliyor. Aynen. Evet, Echo izleyeceğiz Ant'ı. Atlas için daha fazla round alma şansı. Şu an durum 6-5. Ama ekonomi olarak iki takımın da pek de iyi olmadığını görüyoruz. Hani eğer zor olan olursa, yani eğer Ant bu roundu alırsa muhtemelen Atlas yine bir dahaki yerde çekecek, silah çekecek kadar parası olacak derken orada da rush gelmiş ortaya. İki kişi indirmeyi başardılar. Ortadan açılıp şu an tabi bunu bütün Atlas oyuncuları biliyor. Hemen A'ya yerlerini aldılar. Efendim birden hızlandı. Evet, güzel bir vuruş Mavrik'ten. Zaten aslında çok bir canı yok. Kutu arkasından bir güzel bir spreyle iki elez almayı başardı. Gaja şu an arkasını kontrol ediyor. Bomba kurulmuş durumda. Şimdi yine güzel bir spray. Gaja ikinci kill'ini alabilecek mi? Alamadı. Magda aldırmadı ona. Mavrik smoke'dakini şu an hala bilmiyor. Şimdi gördüğü gibi ikisini de almayı başardı. Mavrik'ten güzel bir performans hakikaten. Evet, çok zor round. Çok zor round. Çok kayıp verdiler. 4 kişi öldü Atlas takımında ve ekonomileri yine hani şeye giremedi. Rayına oturamadı. Yine paraları yok. Eğer Ant bu round'u alırsa bu sefer işler Ant'ın lehine dönecek. 6 aldı. Kıyasıya bir mücadele var. Hiçbir taraf diğerine dış geçtebilmiş değil henüz. Biz yine agresif açılıyor. Bakalım oradan skor alabilecek mi? Ama kör oldu ve flash, alamadı. Güzel bir flash. A'da bir kişinin düştüğünü biliyorlar. Hızlı bir şekilde A'dan, rampadan, sandviçtekini kimse görmedi mi? Evet, görmeden geçtiler. Zaten hala Raiden orada kendisini göstermiş değil. Evet, bekliyor ben hala sandviç tarafında. Ona geçtim. Evet, büyük ihtimalle, büyük ihtimalle derken. Yani, evet. Orada çok fazla kill alabilirdi aslında ama sabretmeyi tercih etti. O şeyi planlıyordu. Hani bombayı falan hazırlansınlar. Benim burada olduğumu nasıl olsa bilmiyorlar. Buradan 2-3 kill alabilirim pozisyonunu bulduğunda diyordu ama çok beklediği için kimseyi öldüremedi. Şu an durum 6'ya 7. Atlas öne geçti seriyle. Evet, Magne izliyoruz. Magne merdiven tarafında sadece pistoller var. Bir diyorum. Bir 5-7, bir de CZ.
var. Hızlı bir şekilde GNC evden girdi, hemen ev altındakini güzel bir spreyle öldürdü. Raiden orada düştü. E5'le de Magne'yi indirdi. Orta tarafında. Ooo güzel bir vuruş. E1'den güzel headshot. E1'den GNC CT'ye sızmaya başardı. Bomba şu an çok alakasız bir yerde. Maverick orada bir sürprizle karşılaşabilir. Soldakini bilmiyor hala. Ve güzel bir headshot yine E1'den. Eagle performansı sen, hakikaten iyi. Sen gelmedi resmen. E1'den üçüncü kill Deagle'la. Bu arada GNC smoke'dan çıkan rakibini rahat bir şekilde öldürüyor. Bakalım E1 devamını getirebilecek mi? Şu an hala orta kutularda bekliyor. Muhtemelen getirmek istemiyor. Gitmek istemiyor. Run sonunda silah alabilir. Evet, koruyacak. Yani daha doğrusu riske etmeyecek diyeyim. Çok koruyacak bir şey yok elinde. 3 tane ikili var E1'in Deagle'ıyla. Çok çok iyi performans. Şimdi rampadakini duydu. Rampada acılıklarını biliyor. AWP'yi alacak. Ve AWP'yi korumayı tercih ediyor. Bakalım tekrardan ekonomiye. Aslında yani bu da çok da gerekli miydi? Çok gerekli değildi. Çünkü bütün ant takımında 6K olduğunu görüyoruz. Her isteyen AWP alabiliyor şu anda. Hani o silahı korumak belki rakibe şey yapmak, kill almak belki daha mantıklı olabilirdi az önceki pozisyonda. Durum 8-6, Abkhaz 8-6 önde. Son round. Geriye geçeceğiz bu round'dan sonra. Dağılımlara bakıyoruz. Atlas A'ya yakın oynuyor ama henüz aksiyona geçmiş değiller. İki kişi tutuyor ant tarafında A'yı. Şu an Şahbaz AWP'si de B tarafını kesiyor. Açılacak birini bekliyor E5'en hemen rampa çıkışında. Ve smoke'lar şu an hazırlandı. Smoke'lar geliyor güzel bir zamanlamayla. Çok güzel bir flash. Jungle'ı yakıyorlar. A geldi falan. Çok güzel bir spreyle GNC yanan kutudaki abizi öldürdü. Raiden çok hasar aldı ama bir kişiyi öldürdü. İkincisini öldürebilecek mi? Başaramadı. Smoke'takini hala vuramadılar. Raiden hala yukarıda. Konektörü indirdi GNC. Şimdi vurmayı başardılar Smoke'taki oyuncuyu. Son oyuncu Şahbaz. 3'e karşı tek başına ilk killini alıyor. Hatta ikinci killini alıyor. Bakalım devamı gelecek mi? Çok zor. Evet, hızlı oynaması lazım. Şahbaz neler yapacak AWP ile? Atlas takımından ikili oyun. Artık bu saatten sonra Şahbaz kendini öldürmeyi tercih ediyor. Şahbaz güzel bir hand grenade ile durumu 9-6 yaptı. Atlas 9, Ant 6. İkinci round başlayacak. Atlas'ı counter tarafında izleyeceğiz. Ant da terör tarafında bize yeteneklerini evet gösterecek. Bu arada Paus geldi. Muhtemelen kim istedi Paus'u? Atlas takım istedi. Nasıl tutacaklarını düşünüyorlar herhalde CT'yi. Chat şeye mi gülüyor? Kendini öldürmesine aynen, mi gülüyor Şahbaz'ın? Beni kimse vuramaz, ben kendimi öldürürüm dedi. Evet, 9-6'lık Atlas üstünlüğüyle bitiyor. Aslında Mirage haritasında yani CT'nin daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama Ant takımı bu avantajı ilk yarıda pek kullanamadılar. Bakalım neler olacak. Belki de tam tersi. Bu sefer de belki de Ant takımı daha etkin oynayacak ve maçı kazanacak. Hiç belli olmaz tabii. Hala aradayız. Paus'tayız. Şeyleri 1 dakika mı? Paus hakları. Öyle bir sınır var mı ya da? Yok, 3 dakika, 5 dakika çıkabiliyor. Sonuçta artık şeyde tur maçlarında olmadığımız için hani daha fazla şey gösterilebiliyor, zaman tanınabiliyor oyunculara. Bu arada bir tane tekmen görüyoruz da bizden. Sanırım Raiden attı onu tekmeni çünkü çekebilmiş. Ben arkadaşlar maç başlamadan şu bilgiyi vereyim. Şu anda çeyrek final maçlarını izliyorsunuz. 4 tane multiplayer CSGO turnuvasının ardından seçilen 8 takımlık bir turnuva. Finale çıkmaya kazanan 2 takım LAN Game'de oynayacaklar. 23 Ocak'ta multiplayer chapter etkinliğinde. Ödüllerden bahsedeyim. Son 4 takıma, bu 8 takım içinde son 4 takıma yani oynayan herkese en az 750 lira veriyoruz.
Dördüncü olan takıma 1000 lira, üçüncü olan takıma 2000 lira ve LAN game'e gelen ikinci olan takıma 4000 lira ve şampiyon takıma da 10.000 lira nakit ödülü veriyor. Öyle mikrofon, kulaklık, mousepad, klavye falan değil. Maç başladı. Çok hızlı bir B oyunu görünüyor şimdilik. Rush B my friend diyorlar ama orada duruyorlar işte. Zaydın ağaç kuşunu tutuyor. 4 tane. Çok güzel bir fake smoke izleyeceğiz. Diyeceğim. Underpass'ten. Şöyle doğru. Evet, A oynayacak. Ant takımı. Şu anda 4 kişi ortaya doğru yaklaştılar. Mevlüt tabi hemen seslerini aldı. Takım arkadaşlarına söyledi. Konektör dediklerini. A1 çok hızlı çıktı. Güzel bir headshot. Güzel vuruş. Önemli bir vuruş. A1 2 ile vuruyor ama 3.'den de aynı headshot'ı yiyor. Kelles sabırlı bir şekilde orada shot attı. Mark neye? Evet, Kelles çok güzel bir headshot. Devamı gelecek mi acaba? Hemen takım arkadaşı da yardıma geliyor. 2-3'e 1 durumda şu an Raiden. Raiden'ın yapabileceği pek de bir şey yok. Sence nasıl bir stratejiydi? Ya ben çok anlayamadım ne yapmaya çalıştıklarını. Ortadan herhalde hani A'ya doğru ortadan konektöre falan koştular ya. O esnada herhalde B'den A'ya backup gideceğini falan istiyorlardı. Gitmesini istiyorlardı. Ve hemen ardından tekrardan B'ye dönmüştü iki oyuncu. Ama Yikelles yerini bozmamıştı B'de. Bu yüzden aslında istediklerini yapamadılar. Evet, Mavrik şahbazı öldürerek ilkini aldı. Raiden orada Mavrik'i düşürdü. Ama tabii yerini biliyorlar şu an. E5'en konnektörden gelebileceklerini tahmin edip pozisyon aldı ama Mark ne henüz değil. Kör oldular. Konektöre gidecek gibi görünüyorlar şimdilik. Abyss çok güzel yer aldı ve güzel bir headshot'la Geneje'yi öldürdü. Ryan içeri girdi famasıyla. Görür görmez orada E5'ini öldürdü. Evet, bu arada ben Strobe'u tekrardan yolluyorum arkadaşlar. Kimin kazanacağını düşünüyorsanız oyunuzu verebilirsiniz. Jungle'dan ilerliyor. Çok güzel bir headshot. İkisini alabilecek mi çok az canıyla? Yeni canlı tabi. Akne buna izin vermedi. İki hayatta. Ant adına. Atlas. Ant maçı. Şu an Atlas'ın 10'a 7 üstünlüğe devam ediyor. Sadece pistoller var Atlas tarafında. Kısmen eko kalıyorlar. Ant tarafında da 1 AK-47, 1 Galil, 2 FAMAS, 1 de SMG görüyoruz. Gaja agresif bomba denemesi ama çok çok başarılı olmadı. Diyeceğim bak iyi vuruşlar. Şahbaz oradan evden zorlayıp merdivende orada E5'ini öldürdü. Abi biz ev altında bombalayıp şu an merdivenden puşlamak istedi ama sen de işte kaldı. E1 jungle'ı gözlüyor. Şimdi stealth gördü orada. İkinci kill aldı. İkinci kill de famas aldı. Üçüncü kill de çok yakın. Agresif bir şekilde pistoluyla açıldı ve öldürmeyi başardı. Rahat bir round oldu. Burada Ant için. Hiç kayıp vermeden bu roundu aldılar ve bayağı karlı bir round oldu diyebiliriz. Silahlarını değiştirecekler mi diye bakıyorum. Evet, silahlarını değiştirmediler. Atlas takımı eko kalacak. Bunu tabi tahmin edebiliyorlar Ant takımı da. O yüzden FAMAS'la MPD ile oynamaya devam ediyorlar. Durum 10'a 8. Evet, ortada agresif bir oyun. Ortaya bombalar geldi. Orada Markman'ın sadece 35 canı kaldı. Orta bilgisini alan oyuncular da rahat bir şekilde A'ya giriyorlar şu anda. Kelez'den güzel bir vuruş. Kelez ikinci güzel vuruşunu üçüncü yapıyor. Üçüncüsünü de yapıyor. Kelez arka arkaya 3 kill birden almayı başardı. Şu an 2 Ant oyuncusu da jungle tarafında. Bomba da hala T-base'de. Orta T-base tarafında. Tabi bunu ihtimalle bilmiyor Atlas takımı. Konektörde yaşanan çatışmada. İkiyle geliyor. Artık E5'lerinin pek de şansı yok. Aslında orada E1'i öldürebilirdi ama şanssız bir şekilde öldürmeyi başaramadı. Şimdi 10'a 9. Şimdi Atlas silahlarını çekiyor. Bakıyorum 1 AWP görüyoruz E5'inden. Diğer oyuncular da M4 olacak. Bunun karşısında tabi 4 AK-47 bir de FAMAS var. Nasıl bir oyun izleyecekler diye bakıyorum. Bomba ortaya yakın. Ay hareketlenmediler bile. Bu Atlas adına bu çok önemli bir round. Kesinlikle bence almaları gereken bir round.
Eğer çünkü verirlerse yenik duruma düşeceklerdir. Yani geri düşeceklerdir. E5'en güzel bir pozisyon alıp vuruşunu denedi ama başarılı olmadı. Tekrar bakıyorum. Ortayı ele geçirdiler fakat nereden ilerleyeceğimiz henüz belli değil. Boost görüyoruz. Yapılamayan bir boost görüyoruz. Abyss tarafından. Şimdi güzel bir şekilde Keles öldürdü Leather Room'da. Evet, short'tan hızlı bir şekilde B'ye girmeyi planlıyorlar. Bakalım Atlas buna izin verecek mi? Atlas'ın pozisyonu B, evde bir kişi var. Jungle tarafında bir kişi var. Aslında B'ye girmeye müsait şu an pozisyonlar. Şimdi Gajar'da kimini gördü ve headshot'ta, güzel bir headshot'ta öldürmeyi başardı. Diğer oyuncular çok geride kaldılar. Yardım edemediler burada, baktım bak neye. E5'en short tarafında öldüremedi mi? Ha, şimdi öldürdü. Evden çok geç gelen destek. Şimdiye kadar Atlas oyuncuları pozisyonlarını aldılar bile. Abyss ikinini aldı. Bench'te evet, birileri oldu. Daha fazlası gelecek. Abyss ikinci kill geliyor. Orada bir oyuncu daha var. Onu tabi bilmiyor. Ve dolayısıyla Abyss ölmüş oluyor. Son oyuncu şu anda short tarafında. YNC Atlas takımında, onun da pek şansı yok artık bu saatten sonra. Onun oluyor. Atlas takımı bu roundu kaybediyor ve tekrardan eko yapacaklar büyük ihtimalle. Aslında 11-10 öne geçme şansı Ant için. Atlas bayağı iyi götürdü roundu ama sonlara doğru bir koordinasyonsuzluk durumu oldu herhalde. Öndelerdi çünkü. Daha sonra Ant başarılı bir şekilde round almayı başardı. Şimdi pistolleriyle eko bir şekilde en azından rakibe hasar vermeye çalışacaklar. Abyss bir kişiyi gördüğünde çok zorlamayacak çünkü agresif oyun olduğunu tahmin ediyor muhtemelen. Burası çok güzeldi. Bir orta oyunu izleyeceğiz. Evet, E1'den güzel bir sweep'le konektör tarafında Genece'yi öldürdü. Raiden konektör smokladı. Evet, niyetlerini aşağı yukarı belirttiler. Short'tan beri Gaja'dan. Oo, çok güzel Gaja, bir Gaja çok güzel. Gaja'dan. İkincisi de geldi. Gaja, ne yapıyorsun Gaja? Evet, Şahbaz'ın onu vurması lazım. Şahbaz'dan da döndü vurdu Mevlana gibi. O da iki güzel pre'ye imza attı. Bakalım Gaja devamını getirecek mi? Bu Deagle'lardan sonra ben hep devamının gelmesini istiyorum. Böyle 2 kill, 3 kill atıyorlar, ondan sonra bırakıyorlar oyuncular. Gaja şu an bombunu yiyor. G4 kendisinde konektörü belki vursaydı her şey çok daha kolay olabilirdi. Evet, B'ye gelebileceğini düşünüyor. Bu yüzden B'ye bakıyordu ama iki oyuncu da short'tan geliyor şu an. Şahbaz'ın 16, Abyss'in 79 hit point'i var. İki oyuncu da karşısında gördü. Gaja. Güzel bir oyun izledik. Ant durumu 11-10'a getirdi. Haritada öne geçti. 4 artık 7 var. Bak henüz bir tane var. O da bir artık 7'de devam edecek. 2 tane AWP var. E5M ve GNJ'de. 3 tane de M4 görüyoruz. Bakalım nasıl pozisyon alacaklar. 3 tane A, 2 tane B oyunu var. Henüz ortada kimse yok derken konektör tarafında yakın bir oyuncu var. Mark ne? Çok orada takımla konuşuyordu galiba. Evet, şu an A'ya smoke'lar hazırlanıyor ama bomba B'ye yakın. Evet, A'ya flash patlattılar galiba. Uzaktan sesler geldi. Smoke tabi atmışlardır. Eğer bu bir fake taktiğiyse B'nin birazcık acele ettiğini söyleyebiliriz. Evet, zaten şimdi B'den vazgeçtiler. A'ya doğru yaklaşıyorlar çünkü A'yı ele geçirdiler. Şahbaz bir kişi indiriyor. Çok iyi girdi. Sanki içten CT'ye kadar sızdı ama orada çok bir şans olmadı AWP'ye karşı. Raiden'dan güzel bir sprey ve kitchen tarafında Gaja'yı indirdi. GNC son oyuncusu CT'de tekrardan A'dan vazgeçip ulan B'yi de aldık hadi B'ye gidelim deyip B'ye kuruyorlar bombayı. GNC korumaya çalışacak ama oraya bakan bir Abyss var şu anda. Güzel bir uçuşturken Mark, tabi Mark ne affetmedi. Bir pause göreceğiz gibi görünüyor. Pause'u Atlas alıyor. Taktiksel pause gibi görünüyor bana. Bakalım ne konuşacaklar. Evet, Atlas'ın paralarına eğer bakarsam, yani FAMAS ve M4 çekecek kadar paraları var. Daha da fazla round vermemeli lazım çünkü mesela şimdi yine eko kalırlarsa eğer
13-10 olacak skor. Çok yüksek ihtimalle. O yüzden Eko kalmak istemeyeceklerdir. Hani çekilebilir bir round bence. Bu arada 1403 olmuşuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ant Atlas maçıyla turnuvamız kaldığı yerden devam ediyor. Durum 12-10. Miraj haritasında şu an Ant Atlas karşısında önde. Bu arada çekmiyorlar. Pistol çektiler. Parayı 2500-3000 civarında tutup hatta aslında 1000'e kadar falan çekebilirler. Çünkü çok uzun süredir kaybediyorlar. Yine bir dahaki elde bir sürü paraları olacak. Bu bakımdan armor da çekebilirler. Hatta scout'a bile gidebilirler yani. Bakalım Atlas takımı ne alacak bu anda. Şu anda pistol almış durumda bazı oyuncular. Az çok devam ediyor. Magne'de bir AWP var. Round Atlas ek olacak gibi paralara bakıldığında evet hazır, iki taraf da hazır. 23. roundla maçımız devam ediyor. 9 saniye sonra bu round da başlıyor olacak. Şu an yüzlerini A'ya çevirmişler. Bence bu round armor olabilirlerdi, tekrar söylüyorum. Armor almaları gerekirdi hatta bence. Çünkü belki de adamı vuracaksınız, elinde keleşi alacaksınız. Eğer armorunuz yoksa bu çok büyük bir eksi. Evet, agresif bir orta oyunu var Atlas tarafında. Ama kill almayı başarabilecekler derken Mevlik orada Ebru öldürmeyi başardı. Bakın AWP'si de şu an hızlı bir şekilde evden açıldı ama sağdaki oyuncudan haberi yok henüz. GNC sonuç alabilecek derken AWP indirmeyi başardı. 3'e 2 durumdalar. 2 kere az enerjisi var zaten. Onu da biz jungle tarafını edinmeyi başardı. Raiden içini kontrol etti ama oyuncu şu an arkadan geliyor. Kaja çarpmaz. Bunu tahmin edip güzel bir headshotla roundu bitirdi. 2 kişi kaybettiler sadece. Bütün Atlas oyuncularında 6-7k para var. Şimdi AWP izleyeceğiz. GNG AWP almış. Gikelles AWP almış. Diğer 3 oyuncuda da M4 var. Bakalım nasıl tutacaklar. Gikelles ortaya gidecek herhalde. Hayır, B'ye gidiyor. Başka bir AWP ortaya gidecek. Ama güzel oraya vuruş. hızlı gelen Mark Nu'ya 17 HP'sini bıraktı Maverick'in. Evet, şu an B'ye doğru yönleniyor. Kontrol etti. Şu an 3 kişi Ant'tan A'ya yakın. 2 kişi de gidiyor derken iki elde zorda Evri. Öldürmeye başardı. Çok beklemiyordum muhtemelen oradan bir AWP'nin açılacağını. Şu an yerini değiştirdi. Yine GNC takım arkadaşı gibi agresif oynayarak evde bir kişi öldürmeyi başardı. Tabii infoyu aldılar ama onu korumakta E5'e düştü ki vazifesini yerine getirdi. 2 kişiyi aldı. GNC bombayla A evde bekliyor. Mark Nu şu an rampada yaklaşıyor. Mark Nu killini aldı. 4 oyuncu karşısında. Hit pointleri pek yok ama her yerde adam var şu an. Her yerde adam var. Bakalım ne yapacak Mark Nu. Riske etmeyecektir. Artık edecek. Bundan sonra dönüşü yok bunun. Evet, 13-11 ama Ant için ben pek sıkıntı göremiyorum. Çünkü çok fazla paraları var. Üstelik öndeler. Sadece 3 round'a ihtiyaçları var bu maçı kazanmak için. Bir AWP yürüyoruz bizde. Diğer oyuncularda AK-47 var. Kellez ve GNC AWP kullanacak Atlas tarafında. Bombasıyla Mark ve ortaya yakın bir şekilde agresif oyunlara karşı hazırlığını yaptı. Bir kişi A evde bekliyor. Antalya'da şu an Maverick B ev infosunu aldı. B'ye yakın oynuyor. Bombasını attı. Hasarını da verdi. Biz 24 kaldı. Şahbaz evden açılacak mı diye bakıyoruz. Bir kontrol eden bir Atlas oyuncusu var orada. Şu anda iki oyuncu B evde. Onlar geri dönüyorlar yavaş yavaş. İki oyuncu ortada ve bir oyuncu da ev tarafında. A ev tarafında, Atlas takımında 4 kişi beraber ortaya döndüler şimdi. Herhalde konektör A yapacaklar, evet. Konektör rampa, ev A yapacaklar büyük ihtimal. Atlas takımında da 2 oyuncuyu konektöre yakın olduğunu görüyoruz. O vuruş önemliydi. Gikelles abisi indirmeyi başarıyor. Genece hala AWP'siyle rampaya bakıyor ama eve bakan da olmadı. Çünkü Şahbaz'a bir sıkıntı yaratabilir ev tarafından. Bu arada E5'in konektörde olması, ölmesi de pek hoş olmadı. Atlas için Gikelles AWP'sini
açtı zoom'unu ama Dark tarafından Raiden geliyor, ona vuruyor. Şimdi Gaja da Raiden'a pusu kurmuş durumda. Rahat bir şekilde öldürüyor Raiden'ı. Evet, A'ya girdi. 3'e 2 Ant takımı. Bombayı da kurdular. Burada alınan bir frag önemli. E1 Gaja indiriyor. İki oyuncusu da CT'den gelecek. Atlas'ın bunu fark ettiğinde rahat bir şekilde öldürme şansları var aslında. Eğer bunu şu an fark ederlerse. Evet, orada E1 öldü. Son oyuncu rampa Magnu'ya. Aslında süreyi de bitiriyor şu an Atlas takımı. Yani daha hızlı olmalı lazım. E1 çıktı. Magnu'ya çıktı, özür diliyorum. İki kişiyi birden indirmeyi başardı. Ve takımına roundu kazandırdı. 14-11 oldu durum. Magnu'dan güzel bir gördüm. Atlas için belki de bu son şans. Evet. Pek paraları yok. Çok önemli. Forsladılar. Bir scout görüyoruz SSG'yi. Evet, E1 Space Soldiers'tan ayrıldı arkadaşlar. Evet, A'ya yakın Ant takımı. Agresif bir oyun gördük GNG'den fakat Şahbaz bunu hazırdı ve rakibini öldürmeye başardı. Şu an biz arka tarafı kontrol ediyor. Herhangi bir arkalamaya karşı hazır durumda. Aya yavaş yavaş gidiyor Ant takımı. Akla'ya bağlı. Bombalıyor. Şimdi rakibini görecekler. Kör olan rakibine karşı şartları var ama evet, aynen. Şahbaz mevlüt indirdi. Orada bir çalışma yaşandı. Geriye zaten sadece Gaja kaldı canında. Onun da çok bir şansı olmayacak gibi görünüyor. AK-47'sini save'leyecektir. Ant takımı buna izin verecek mi? Onu birazdan göreceğiz. İzin vermeme niyetindeler. Güzel bir vuruşla E1 orada Gaja'yı indirmeye başardı. Raiden daha zaten. Durum 15-11. Tutuyor mu galibiyeti, ne yapıyor? Galiba. Evet, 15-11 ne varsa çekti Atlas takımı ama yani pistollerle, armorlarla birazcık zor işlere. Hatta bayağı bir zor. Zaten sonra. Bomba B'ye yakın iki kişiyi neden peki o çatışmayı göstermiyor şu an GoTV ya? Çünkü GoTV bu, sorgulanmaz. Herkes ölüyor arkadaşlar ama biz Magnu'yu izliyoruz rampada. Evet, 4 kill oldu. Daha kill görmedik. Hatta 5 kill mi oldu? 5 oldu. Sonunda bir tane kill görmeyi başardık. Evet, Maverick kaldı. Atlas tarafında. O da rampada, biliyorlar. Güzel vuruşta E1'de Maverick'i öldürdü. 16-11. Evet. İlk haritayı Ant kazanıyor. İkinci haritamız Strain. Direkt geçiyoruz. Ben tabii bir alt tab yapıp şu skorumuzu bir güncelleyeyim. Evet, ilk maçı Mirage haritasında 16-11 Ant kazanıyor. Şimdi ikinci haritamız Train'de izleyeceğiz takımları. Bu arada herhalde Bogami Jim'i falan buraya getirebiliriz bilgi almak için. Evet. User left your channel. User joined your channel. Bogami. User joined your channel. Merhabalar. Merhaba Bogami. Senden bilgi almak istiyoruz Bogami'cim. Benden bilgi, Gaja çok kötü oynadı. Ne bilgi ya? Nasıl abi, şöyle bilgi, Train'i kim seçti? Train'i Atlas seçti. Atlas seçti. Yani evet. Az önce Mirage'i Ant seçmişti ve kendi seçtikleri de kazandılar. Şimdi aynen Train'de, öyle. Train'de bakalım Atlas ne yapacak. Peki üçüncü harita eğer kalırsa? Dust 2. Üçüncü harita Dust 2, ana evet, vatan. Aynen. Kendi seçtikleri haritada yalnız zorlandılar bayağı. Özellikle CT tarafında oynarken bir CT başlamayı istemişlerdi. Evet. Kendi seçtikleri haritada, kendi taraflarında. 9-6 geride bitirdiler ilk yarıyı. Evet. Peki Bogan bir şey soracağım. Tabii. Sen ne düşünüyorsun? Train'de ne olacak? Senin engin tecrübelerinden, bilgilerinden faydalanmak isteriz. Aldığım duyumlara göre Atlas bu map'i alır gibi geliyor. Yani bir takım arkada oyuncu dedikodularından duyduğum şeylere göre işte gerek çalışma gerek taktik Atlas Train haritasında biraz daha önde gibi geliyor bana. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Bunun dışında ne haber? Bunun dışında nasıl olayım işte? Biraz önce Abyss'i vurdum. Bir yandan da oynuyor şu anda. Headshot mı attın? İlk ben mermi kafaya şöyle, gitti. Only'ye headshot atmakla ünlüydün değil mi abi? Burada aynen. Bilmeyen arkadaşlarımız aynen. Vardır. Bogami Only'ye headshot attı arkadaşlar. Üstelik LAN game'de. Yani.
Hem duva, neydi, duvar arkasından mı? Yok, pit üstünden. Pit üstünden. Kafası incecik görünüyordu. İğne deliğinden soktun mermiyi değil mi? Aynen öyle yaptım. Helal be. Ben aslında iyi oyuncuyum. Zaten hemen arkasına Tugux geldi bana. Abi onu niye atalım, sen geliyorsun artık dediler. Ben de ben multiplayer'ı, multiplayer'ı hiçbir yere bırakmam dedim. Bekliyorum. Eyvallah. İşte böyle de karakterli, sağlam, daha nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Böyle de sakallı bir adam. Harika ötesi. Beni sevmeyenler artık beni sevmeye başlayabilirler. Canım bogan. Ve sizin nasıl gidiyor? Ne yapalım işte, izliyoruz. Eğlendiniz mi? Chat'te diyor, chat'te keşke ben sunsaydım. Bu adam oynamayı bilmiyor. Yan adamlar alıyor. Onlara falan okuyoruz. Evet abi, çok enteresan. Adam global. Hadi tam beni geç de, adam global. Oyun bilgisi yok. Hani adam. Adam komutan. Adam komutan. Oyun bilgisi yok diyen falan var ya. Çok enteresan. Gerçekten. Hadi bana deseniz ben alınmam. Benim yok. Bir only'yi vurmuş adam yani bu kadar. Ya düşün, only'yi vurmuş adam. Ben bu şey yapmıyorum. Hani bana deseniz okey de yani cahite ayıp. Mesela biraz önce bak, şimdi oynarken abise çıktım, Diko'ya attım kafasına abise. Ne güzel attın ya bakalım. Dur izleyelim hani bari. Gerçi geç geliyor değil mi? Ya geç geliyor. Orası geçmiştir yani. Kafasına attım abi. Şampiyonu kafasına güneş attım şimdi. Hani bırak şeyle, silahla headshot atmayı, bombalarla headshot atıyorum artık. User joined your channel. Selam. Hoş merhaba. Bir de seni bekliyorum. Hallelu. Tamam o zaman Ömer. Hakikaten. Ne? Selam. Şey diyeceksin sandık mı? Selamın hani, bilgi vereceksin sandık. Ha, bilgi mi vereceksin sandık? Evet. Öyle oyuncular şu an warm up'ta takılıyorlar. Elinde AK'si var, M4'ü var, koşuyorlar böyle. Hazırlarsa... Hazırlı mısın? Hazırlı. Doğuştan hazırım diyor. Be born tamam, ready ya. Baktım. We are born for ready. Tamam hadi. Ben çıkayım mı o zaman? Sen niye çıkıyorsun canım? Sensiz olmaz şey. Abi ben götürüyorum bu gamiyi. Ben tek başıma sıkılıyorum. Hani biz şey, Ömer'le çok eğleniyoruz alt katlı mesela. Kimse bilmiyor. Ha. Ama sen çok çalışıyorsun bu gamiyi gerçekten. Ben bayağı çalışıyorum. En çok sen çalışıyorsun. Bir pause. Tekte pause'u ben atacağım dedi. Son böyle 9 saniye kadar tekte pause atamadım. Pause at diye bağırıyor. Kanalda böyle bağırıyor yani. İyi, sen onu restart atmadığına dua et. Pause atmaya çalışırken. Hani şey, yukarı tuşuna falan basınca yani önceki ya, komutlar geliyor ya. Anneannemin daktiloları gibi olur ya, acayip böyle. Açtık onu sonra. Recon, MF, pause match dedi. Ondan sonra yapamadın Ömer sen yap. Ben şeyden korkuyorum abi, bu Bogami'nin. Yukarı basacak, yukarı ok tuşuna basacak. En son yazdığı komut MF restart game 1 olacak. Hani şey sanarken. Bu arada Ömer şey başladı. Bağsızlığım sanarken. İyi ya, resim gidiyoruz aşağı. Başlı mıydın? İnler aşağı. User left the channel. Ne oldu abi? GG diyorlar. Yayın mı geçiyor? Ben kaçtım, hadi bay bay. Hadi bay bay. Ne güzel ısındılar yalnız ha. Fakat iyi ısındılar ha. Bakalım train'de neler izleyeceğiz. Bogami izliyoruz. Bogami... İki öldür Bogami. Bogami, canım Bogami. Abi bir kişiyi daha öldürdü. Bogami. Bogami öldü. Ay, ya. Gerçekten vuruyor mu abi Bogami? Ben ya, izlemiyorum öyle ya. Yok, vurdu. 3 kişi vurdu. Yine Bogami izliyoruz. Profesyonel oyunculara vuran koca yürekli Bogami. Açığın mesajı veriyor. Ezberlemiş hep aynı. Çılgın Bogami koşturuyor beni doğru. 3 kişiyi öldürdü. Silahını attı. Bogami maçı hazır. Bogami kill çekti. Koca yürekli Bogami.
Öyle bir başladın ki abi, 15 kişiye saldırdı, 3 kişiyi öldürdü falan. Öyle bir şey gelecek diye düşündüm. İçinde niye yazmıyor yukarıda ya? Evet, live geldi. Atlas takımı CT başlıyor, kendi seçtiği train haritasına. Bakalım Ant'ın train'de taktikleri var mı? Crash kim ya? Evet, T3'e doğru giden bir oyuncu görüyorum. Diğer oyuncular B'ye doğru yaklaşıyor sanırım. Merdiven önünde Abyss bekliyor. Orada evet, B'ye yaklaşacaklar. T3'te gürültü yapacaklar. Ardından B'ye girecekler. Ama bu arada açılan bir oyuncu var. CT'de Atlas takımında açılan bir oyuncu var. O şu an info veriyor. Z'de falan kimse olmadığını söyledi. Yani aslında kapalıyı tahmin edebiliyorlar şu anda. Evet. Zaten içeri geldi. Hızlı bir şekilde giriyorlar. Gaca'dan güzel bir bomba. Arka arkaya killer şu anda tamamen dağılmış durumda. Sadece Mark Nuya kaldı. O da T3'ten giriyordu ama hiçbir şey yapamadı. Çünkü kimseyi görmedi bile. Şimdi Z'den girecek. Ama Merrick sen girme diyor. Ve Mark Nuya'yı öldürüyor. Çok kolay bir round oldu. Atlas takımı için. Evet, Atlas. 1-0 önde. Bir daha hani çektiler. Forsluyor muydu? Evet. Ant takımı forsluyor. 1-2 deagle, 2 tagline, 1 P250 mi yok? Yok. P200 mi o? P200 galiba. P2000 pardon. Pozisyonlarını aldı iki tarafta. Bir A oyunu göreceğiz. Bak ne aldı. Yakadı. Oldukça fazla hasar aldı. Ezden güzel bir deneme ama rakibini öldüremedi. Akne 6 canı var. E1'in 48 canı kaldı. B'ye bir rotasyon deneyecekler ama bunu fark edecek mi Atlas? Evet, Ant takımı haritaya dağılmış durumda. Yapabilecekleri çok da bir şey yok çünkü Atlas'ın gayet düzgün bir şekilde yerlerini tuttuğunu görüyoruz. Üstelik tabi silahları da var. Tek şansları uzaktan arayıp Deagle'la headshot atmak gibi geliyor. Abyss girdi. Ölmeden önce bir kişiyi öldürmeyi başardı. Raiden ve E1 kaldı şu anda. E1'den tekmeyle güzel headshot. GNC ile karşılaşacaklar mı? E1 orada bekliyor hala. Özellikle kendini göstermedik Crash. Evet. Kapalı tarafında Raiden var ama tabi bunu tahmin edebiliyor Atlas takımı. B'yi bırakmış değiller. 20 saniye kaldı. Ne kadar çatışmaya şansa da şimdi girecekler. Smoke atacak alt taraftan Raiden büyük ihtimalle. Ve hızlı bir şekilde girip bombayı kurmaya oynayacak. 10 saniye. Smoke'u atıyor ama Smoke patlamadan çıktığı için roundu kaybediyor Ant takımı. Ya hani kaybetmeleri problem değil ama bombayı kurma şansları vardı eğer o Smoke'un patlamasını bekleseydi. Evet, E1 P90 korudu. P90 ve Armor korudu. Durum 2-0. 3 M4, Famas bir Deagle var. Hadi Atlas, ne şunu şeyler yazmış Atlas tarafında. E1'in koruduğu P90 var, bir de ben görüyoruz Raiden'dan. Bunun dışında full eko gibi görünüyorlar. A'ya girecekler. Merdiven tarafından ve diğer girişten. Gaja bekliyor. Gaja pozisyonu aldı. Gaja'dan güzel bir headshot. İkincisi için de abi bekliyor. Abi Gotye resmen headshot olacağını hissettiriyor yalnız. Aynen. Aynen. Agresif oynadı Mark'ta ve P90'ın hakkını verdi orada. Gaja'yı indiriyor ama Gikeles Raiden'ı affetmedi. Gikeles Şahbaz'ı affetmedi. Mark'ta P90'ı ikinci kişiyi almaya başardı. Abi bize arkadan gelip iki kişiyi almaya başardı. T3'ten iki kişiyi indirdi. Son oyuncu merdivende Abyss'le Crash'ın mücadelesini izleyeceğiz. Crash şu an trapo tarafından yaklaşıyor. Bunu fark etti Abyss ve Echo oldukları round'ı almayı başarıyorlar. Aslında tam eko değildi yani birazcık şeyleri de silahları da pistolleri falan da vardı da Ant açısından çok iyi bir round. Bu arada şunu da söylemek lazım. Train haritası bildiğiniz gibi çok ağır CT haritası olan bir harita.
Bu bakımdan teröristlerin mesela burada aldıkları 5 el yeterlidir diyebiliriz. Mahmi izliyoruz. B'ye yakın şekilde oynuyor. Merdiven tarafı sanırım orası. Oooo, Raiden'dan smoke çıktı. Nasıl gördü onu? Gaja yine Eagle'ıyla kin almaya başladı. E1 açıldı. Çok hasar yedi. 17 canı var şu an. Gaja Eagle'ıyla bir kill daha alma derdinde ama flash yedi, kör oldu. Oradan çıkamadı. Pozisyon aldı burada man takımı. Oooo! Geneci'den güzel bir etkiler. Geneci ikinci kin almaya çok yakın derken Evri aldı. Üçüncü kin alabilecek derken alamadı. Şahbaz orada AG'siyle Geneci'yi indirmeyi başardı. Şu an durum 2-2. Abi Geneci'nin eğer AFS'i falan olsaydı eli almıştı. Aynen. Bakalım nasıl dağılacak haritaya takımlar. B'ye doğru hızlı açıldı. Raiden içeri sızdı bu arada. Geneci zor da olsa rakibi indirmeyi başardı. Birebir bir takas izledik. Gaja yine aynı şekilde her round yaptığı gibi Deagle'ıyla headshot killleri geliyor Gaja'dan. 3 round'da 3 tane headshot. İlk çıkan her zaman headshot'ını atıyor artık Gaja. Otomatiğe bağladı adam. B'ye güzel girdi. Şu anda bomba Markne ile beraber B'ye doğru yollanıyor. Pozisyon alabilecekler mi? Evet, smoke gördük. Bomba da kurulmak üzere. İki durumda. Magne, Raiden ve Abyss hayatta. Ya kaçmam Mevlid ve Gitteriz'i görüyoruz. Korunmayı düşünecekler gibi geliyor. Yani en azından çok uzaktalar şu an için. Abi ben şunu söyleyeyim. Hala train ağır bir şekilde CT haritası. Hala. Tamam, değişmiştir bir şeyler. Ne bileyim, T'lere daha çok avantaj falan filan sağlanmıştır. Ama hala ağır bir şekilde CT haritası. Evet. Artık koruyacağını fark etti. Rakibin ve Raiden şu an base'e kadar kaçtı. Bomba da patlıyor. Durum çıkıklara bakalım. Okey. Bakmayalım. Tamam, ne kızıyorsunuz? Ant tarafında Abyss 6-0-3 ile oynuyor. Ve takımını sırtlıyor. Hemen altında 2-0-3 ile Magne var. Durum çıkıklı. Atlas tarafında da Gaja 5-2-4 oynuyor. Hemen altında Crash ve Geneci, Crash Geneci'yi görüyoruz. 4-0-3 oynuyorlar onlar da. Killer bayağı yakın Atlas için. Atlas 2, Ant 3 şu an. Atlas tarafında bakalım 2 tane M4, 2 AK-47, bir tane de AWP var. Geneci AWP ile oynayacak. Ant tarafında da E1'de stoy görünüyor şimdi sadece. Derken AK-47 var. Mark ne yaptı galiba. Evet, 5 AK-47 karşısında AWP'li bir takım. Durum 3-2, Atlas 2, Ant. Bakalım GNG AWP'siyle iş yapabilecek mi? Ya train'de ben şahsen oynarken mesela train'de en çok korktuğum şeylerden bir tanesi AWP abi. Çünkü her yerde olabiliyor ve her yerden bir şekilde seni görebiliyor eğer düzgün bir şekilde smoklamadıysan. Uzun mesafeler çok fazla hakikaten. Evet, bu bakımdan train'de AWP'nin önemi gerçekten büyük. Evet, TH kutusuna şu an boostlamış. Oradan rakibini öldürmeye çalışıyorlar. Bir kere zaman geri kaçtı. Yerleşti A'ya Atlas takımı. Of, ne sipeyle. 50 saniyesi var hala Ant takımının. Ne yapacaklar? Şu an merdivende bekliyorlar. Sanırım A'ya girecekler. 2 tane T3 görüyoruz. Bir kişi Z'den, 2 kişi de merdivenden girecek gibi görünüyor. Evet, merdivene gelen bir smoke vardı. Bu arada T3'ten girmişler ama Gikelles ilk kill'ini almayı başarıyor. Mevlüt de şimdi Z'den giren rakibiyle karşılaşacak. Döndü burada E1'e. Evet, Ant takımının sıra sıra düştüğünü görüyoruz. Son oyuncu Abyss, o da şu anda T2'de sanırım. T1'e bakıyor hatta. Oo, güzel bir şey orada.
sindirmeye başardı. Durum şu an Atlas Ant büyük. Evet, silah çekecek paraları var. Abyss ve Magmi'ye AK-47 de atabilir. Öyle de yapıyorlar zaten. Ama eğer bu round'u verirlerse muhtemelen bir round falan ekok alacaklar. Bir round ekok alacaklar, sonra çekecekler. Tabi her şey bu round'a bağlı. Evet, merdivenden A'ya oyuncu var mı derken Magmi ve yolunda görüyoruz. Gellez. Biz güzel bir şatla öldürdük. Crash orada Magne'yi indirdi. Headshot'ı da 3 kişi ayakta. Çöp bidonun üstünde oturan adamı hepiniz gördünüz. Gerçekten oturuyor ya. Ben abi şimdi free loot'ta gidiyorum, bakıyorum adamı. Çöp B'ye kuruldu bomba. 3 kişi ayakta. Man için. Ooo, Maverick'ten. Evet. Güzel bir açı. Açtı arkadaşlar. Şahbaz ikinci kilini alabilecek mi? Offline alayım. Ya mesaj atıyor. Allah'ım yarabbim. Nasıl anlayamadım? Şu Steam offline alayım abi, mesajlar geliyor da ses gelmesin. İkincilere. Evet, Ant takımı kazandı önceki roundda. 4-3 yaptılar durumu. Bu roundda da Atlas'ın aslında ekonomik olarak hiç iyi olmadığını görüyoruz. 3 tane pistol var. FAMAS artı M4. Almışlar. Ryan rahat bir şekilde Gikelles'i öldürüyor. Tehlikten açılmayı düşünüyordu Gikelles. Yine Ant takımından yavaş bir oyun aslında. Bu arada Gaja Deagle'ını almış, bakalım. Gaja yine Deagle'la SS'ini atacak mı? Oraya aim'ini koymuş, bekliyordu. Ama hayır, bu sefer öyle bir şey olmayacak. A1 Gaja'yı indirmeyi başarıyor. 3 kişi kaldı Atlas takımı. 2 kişi kaldı Atlas takımı. Crush ve Maverick. Onlar da şu anda bir tanesi CT tarafında hala, bir tanesi de B tarafında. Sanırım FAMAS ve M4 korumayı tercih edecekler. Ant adına kolay bir ant oldu. Sadece Crash ve Maverick kalmış. Onlar da silahlarını koruyacaklar. İşte B tarafına bunu tahmin ediyor muhtemelen ant takımı. Evet, Bogami Atlas kazanacak falan diyordu ama şu anda Atlas'ın durumu pek de iyi görünmüyor. Tabi T tarafında yapacakları taktiklere de bağlı bu. Ama şu anda çok fazla el verdiklerini söyleyebiliriz. 4-3-5-3 olmak üzere bomba patlıyor. Bu arada Straw Pool'u tekrardan yollayayım chat'e. Kimin kazanacağını düşünüyorsanız Straw Pool'a oy verebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda %56 Ant ve %44 Atlas gibi gidiyor. Atlas'ta bir FAMAS, bir M4 var. Diğer oyuncular dekor durumunda. Ant'ta şu an bir B oyun gibi görünüyor. Merdivenden aşağı inecekler. Belki de merdivenden ineceklerdir. Maverick gördü, Maverick infoyu da verdi, bir kişi alabildi sadece. Hızlı bir şekilde B'ye girecekler gibi Crash pozisyon aldı. Smoke geldi ama smoke gelmeden çıktılar, acele ettiler. Crash orada bir kişi indirmeyi başardı. Şu an iki kişi B'de. Crash savunmaya çalışıyor. Crash bombayı kurmalarını engelleyecek gibi Raiden'ı gördü. Ama bombayı kurmayı başardı Raiden orada. Biz de Crash'ı indirdi sonunda. Şu an iki kişi var Ant tarafında. 2-2 oynuyorlar. İki tarafta da ikişer kişi abis pozisyon almış durumda. Kaçını gördü ve zor da olsa öldürmeye başardı. 11 cana 21 can. Hangisi önce vuracak? İlk kurşun kimden gelecek? Evet. Orada abis kötü bir oyunda abis aslında. Abis üstüne geleceğini düşündü. Bu arada kiti yok YNC'nin. Kiti yok, süresi yetmeyecek. Bu yüzden kaçmayı tercih ediyor. Abis orada rakibinin üstüne doğru geldiğini düşündü. Hatta bombayı attı mesela, geri kaçtı. Yine bu arada kaçamadı YNC. Evet, Ant bayağı iyi götürüyor bu counter haritasını. 6-3.
Eğer böyle biterse seriyi yani Ant'ın performansı bir arada gösterirse seriyi 2-0 kazanmış olacak. Yarı finale çıkan olacak. Helles güzel bir vuruş. Köpyon'da rakibini gördü ama E1 de oraya gelmişti. E1'i fark etmedi. Şu anda Ant takımı bayağı agresif. Meydana girdiler. Bombayı da kuracaklar. Sadece 2 kişi kaldı Atlas takımı. Son kişi Crush. Evet, o da şu anda yine korumayı tercih ediyor. Bu arada şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, bütün haritalar CT'ye yakın haritalar. Ama mesela Dust2 için aynı şeyi söyleyemezsin. Dust2'de T'nin de yapabileceği çok şey vardır. Hani CT'nin işi daha zordur ama Train'de CT tarafında tutması daha kolay bir harita. Özellikle bombalarla, flashlarla, işte ne bileyim yanıcı bombalarla falan bir şekilde tutabiliyorsunuz. Train'de o kadar zorlanmayabilirsiniz. Ama mesela Dust2'de başa baş diyebiliriz. 8-7, işte 9-6 falan. Bunlar hep şey skorlardır. Çok başa baş skorlardır. Durum 7-3 oldu. Ama Train'de mesela 9-6'lık bir skor T için 6 tane el almak yani fazlası yeterlidir diye düşünüyorum ben. Ya rotasyon yapıyor daha antrenman. 5 kişi B'yi tutuyorlar ama yetecek mi? Bu antı durdurma yetecek mi göreceğiz. Şampazdan güzel bir spray daha ikinci kilini de aldı. Şu an sadece GNG kaldı. 30 canıydı onu da Şampaz. Durumu 8-3'e getirdi. Evet, çok rahat oynuyor Ant. Evet, rahat bir şekilde meydana giriyorlar şu anda. Bu haritayı Ant seçmişti. Gerçi şunu da söylemek lazım. Bu round asıl çektikleri round. 2 tane AWP var, 1 tane de Scar var. Oğlum. Bu smoke daha fazla mı geldi? Evet. Mevrik. Niye öyle risk planı yaptı anlamadım. Gereksiz bir ölümdü. Ben de katılıyorum. Kaja pozisyon almış durumda. Magne şu an burası uzun tarafı değil mi? Uzun tarafından T3 tarafı. Evet. GNC AWP ile şu an 4 metreden tutuyor T3'ü. Şimdi geri kaçtı. Yine yavaş oynuyorlar. Sadece Şahbaz öldü şimdiye kadar. Tabii Scar'ı gördükten sonra çok riske etmek istemiyorlar. Acele etmek istemiyorlar daha doğrusu. Şimdi E1 oradan çıkacak. Mark ve ölüme çok yakın. GNG onu bekliyor. Mark ne oluyor? Bir merdiven tarafından çıktı ama başarılı olamadı. Gaja'ya yem oldu. GNG de Mark ne öldü. Mevrik tarıyla ikinci dilini almayı başarıyor. Evet, Atlas. Hiç kayıp vermediler. Atlas dağıt bir şekilde round almayı başardı. Bakalım 20 devam ettirebilecek bence. Bir durum olabilecek. Yani eğer bundan sonrasını alırlarsa Atlas takımı şu round'dan itibaren bir daha round vermeden kazanmaya başlarsa evet şansları var. Ama öyle olmazsa bu maçın da galiba Ant gibi görünüyor. Bu arada GNC yine T3'ü yakından tutuyor. Orada bir çatışma izleyebiliriz. Meydana da girmiş durumda şu an Ant. Abisinden güzel bir vuruş. Gikelles de hayatını kaybediyor. T3 tarafında yine rahat bir round gibi görünüyor Ant için. Son oyuncu Crash T1'den geldi. E1'i indirmeyi başardı. Muhtemelen göstermeyecekler o AP'ye. Üne gelmesini bekleyecek. Bomba da kurulmuş durumda. T3'e doğru yaklaştı GNC. Abis hala T1'e bakıyor. Ama muhtemelen kendisini göstermiyor tren arkasında. Evet, şimdi T3'te olduğunu fark ettiler. Üstüne koşacaklar mı AP'yi düşürmek için? Evet, üstüne koşuyorlar. Sıkıştırıyorlar şu anda. Marknu elinde bıçakla yakalandı. Sonunda vurmayı başardılar. Raiden indiriyor ve dalgasına da geçiyor. Durum 9-4. 14. round başlıyor. Son 2 round. Daha sonra ikinci yere geçeceğiz.
Gayet iyi performans izliyoruz şimdiye kadar. Bakalım bu round strateji izleyecekler, nereden gidecekler derken onun bir A oyunu göreceğiz. Flash B'den agresif açılacak. Diyoruz. Kimseyi görmedi. Merdiven tarafından infoyu aldılar. Muhtemelen A oyunu olduğunu tahmin ediyorlar. GNC evet, E1 bayağı bir vuramadı orada GNC'yi. Arkası dönük olmasına rağmen bayağı bir vuramadı yani. Şahbaz ve Abyss kaldı. Abyss'in 8 hit point'i olduğunu görüyoruz. Kapalıya doğru girdiler hatta. Yaklaşıyorlar diyecektim ama girmişler. Şahbaz'dan güzel bir headshot. Şimdi Abyss de girdi. Bombayı kurmaya çalışacak. Bakalım 3'e 2 pozisyon tutmayı başarabilecekler mi bombayı? Round'u kazanabilecek mi ant takımı? Şahbaz'ın öldüğünü gördük. Son oyuncu da Abyss. Zaten hit point'i yoktu. 9-5 oluyor. Ekonomiye bakayım. Ant takımı yine AK falan çekecek. Onu söyleyebiliriz. En azından 3 tane AK olacak takımda. Hatta 4 tane de, 4 tane de olabilir. Son round'dayız. Ant Atlas mücadelesi 9-5 devam ediyor. Evet, Galil görüyorum. AK görüyorum. 3 tane AK, 1 tane de Galil. Son round'da bakalım Ant takım bu round'u almayı başaracak mı? 9-5 durum. Topladı orayı. E1 adresini çekti ama bunu göremedik. Kaja şu an T3'den açılıp info almaya çalışıyor. Kimseyi göremedi. Mark ne? Eagle'ı da B'yi kontrol ediyor. Şahman da onlara katıldı. B'de sadece bir kişi var. Hızlı çıkarası şansı olabilir ama hayır, B'ye iyi destekle geldi. E1 şu an infosunu aldı. Topla hızlı çıktı abi oradan. Şanslıydı, ölmedi. Crash'tan güzel bir çift. Fake ilk kill'ini aldı ama gitsini alamadı. Orada iki el ezabizi indirmeyi başardı. Fake ilk dent gördük. Şahbaz kendisini güvene aldı. Bombayı kurma derdinde ama rotasyon yapmayı tercih etti. Doğru da bir tercih. Evet, anın zaten boş anın boş olduğunu tabii biliyorlar. Derdin güzel bir noktada şu an. Pozisyon alıp rotasyonları kesmeye çalışacak. Bomba kuruldu. Raiden rahat bir yerde. Şahbaz'ı ve Raiden'i görüyoruz. Valla pozisyonlara bakarsak eğer hata yapmazsa bu roundda Ant'a gidecek gibi görünüyor. Şu anda bir oyuncusu T1'de, bir oyuncu da Z'den çıkacak. Atlas takımında. Onun da zaten yerini biliyorlar. Gekeliz rahat bir şekilde arkaya indiriyor Şahbaz. Şimdi T1'de olduğunu fark etmedi hala. Evet, şimdi fark etti. Evet, 10'a 5 oldu. Ant için kısmen kolay bir yarı. İkinci yarıda bakalım Ant'ın counter performansını görüyor olacağız. Yani Ant çok fazla el. Çok fazla kazandı Ant takımı. Herhalde bu maçın da galibi Ant olacak gibi görüyorum ben. Tabii ilk round da önemli. İlk round alırlarsa zaten Ant kazanır diyebiliriz. Ama eğer ilk round'u Atlas alırsa geri bayağı zor. Şans olacak. Evet, evet, şanslar olacak. İşleri zor değil. Evet, bir de bir boost. Zor ama imkansız değil. Evet, 4 HP'si kaldı Crash'ın. Elles henüz kimseyi görebilmiş değil. Gayet güvenli oynuyorlar. Refire denemeleri Elles'den. Crash kendini çok göstermek istemiyor. Şimdi yavaş yavaş A'ya giriyorlar. E1 pozisyon almış durumda. Bomba tamamen haritaya dağılmış durumdalar aslında. Hani herkes bir yerden yokluyor. Acaba vurabilir miyim? Kim nereden tutuyor falan diye. T3'ten de şu an bir oyuncunun girdiğini görüyoruz. Şahbaz'la karşılaşacak mı? Şahbaz şöyle bir baktı ama göremedi kimseyi. Güzel bir headshot. Şahbaz'dan ikinci headshot geldi. Üçüncü vuruşta geldi ama T3'e yem oluyor. Mark ne de son oyuncuyu alıyor. 11-5. Atlas. Ant takımı ilk round'u kazanmayı başarıyor. Atlas. 16-11 bitmişti Mirage haritası da Ant üstünlüğüyle. Bu maçta da 11-5 şu an Ant önde götürüyor. Bakalım silahlar. Raiden'dan bunu görüyoruz. Şahbaz M4 olmayacak. E1'de FAMAS var. 2 tane de SMG var.
Bu arada Magno'ya arkadan bıçak geldi abi. Gördüm ya. Tabii skorlara hızlıca bakalım. Şapadan 2-10'la oynuyor. GNG güzel bir kill aldı burada. Çok hızlı gelişiyor burada. Killer. Magno'nun killini almayı başardı ama 10 kaldı. Smoke Shin'den biri çıktı, onu gördük. Story ile denedi ve güzel bir kill aldı orada. İkinci kill'e çok yakın. Evet, pompalısını almış Raiden. Durum 12'ye 5. Ant direkt yarı finale daha çok yaklaşıyor. Forslamıştı burada Atlas takımı. Ama maalesef alamadı round'u. Hemen bir statistiklere bakalım. GNG 13-11 ile oynuyor. Hemen arkasında Clash var 12-4-11 ile. Ant tarafında ise Şahbaz 19-2-10 performansıyla tutma sırtlenisim. Hemen arkasında 15-1-11 ile Raiden geliyor. Yine dağılıyor harita ya. Ya bu roundda neredeyse hiç şansları yok. Ne armorları var ne pistolleri var diyeyim. Çünkü Glock yani dolacak bile paraları yok. Bir dahaki roundda çekebilmek için. Glock'la tabii train haritasında nereye kadar? Ancak rakibiniz çok yakında olacak. İki tane yaşatacaksınız. Başka şansınız olmuyor adam öldürmek için. Mevlik. Bu arada... Ne oldu orada? Raiden arkadan açılmış. D3 tarafından rakibine bıçaklamak için geliyordu ama... Orada Şahbaz'dan güzel bir kill izledik. Merdiven tarafını kontrol eden bir E1 görüyoruz. Ama B'ye doğru gidiyor Atlas takımı. Evet, 3 oyuncusu B'ye gelecek. Bir oyuncu da hala bekliyor hala Atlas takımında. Bakalım abisi orada iş yapabilecek mi? M4 A1'i var. Eğer bütün oyuncular aşağıdan gelirse ve hani ipe dizme şansı olursa bir sprey ile 3 oyuncu da alma şansı var tabii ki. 30 saniye kaldı. Artık hızlı bir B oyunu görecek miyiz? Gajan'ın... Evet, aşağıdan girmek üzereler. Şu anda giriyorlar. Tabii biz hala meydanı izliyoruz. Abis orada 3 kişiyi arka arkaya almayı başardı. Son oyuncu da... Son 10 saniyesi. Gajan'ın ölmesi lazım. Yoksa para gelmeyecek. O da hakikaten gidip intihar etti. 13-5. Ant. Şu round alırsa bu haritayı ve bu seriyi kazanmış olacak ve yarı finale çıkacak. Biz de diğer serimize devam ediyor olacağız. 5 tane AK-47 var şu an. Atlas takımında. Ant'ta da 1 AWP. 4-4. 3M4 bir tane de famos görüyoruz. Raiden ilk birini Gitter Lez'de aldı. Gece şu an içeri girmeye çalışıyor ama ya, zor bir yerden girecek. Gajan rakibini gördü ama hasar veremedi derken şimdi açıkçası o açık derken Raiden da Gajan'ı indirdi. T3 tarafında Raiden Rush'ı indirmeyi başardı. Bak da şu an merdivene yakın oynuyor. Çıkar çıkmaz hepsini almaya başardı. Durum 14-5 oldu. Artık Ant çok rahat Atlas'ta yavaş yavaş oyunu bırakıyor gibi hissediyorum ben. Evet, bu arada sonraki maçımızı hatırlatalım. Sonraki maçımız Team 11 ile, daha doğrusu eski Team 11 ile BPI arasında oynanacak. Bu maçtan sonra mı başlayacak acaba hemen yoksa saatinde mi başlayacak? Şu an onun bilgisini veririz. Şu an saat erken, bu maç çabuk bitiyor. Flash merdiven tarafından indi. Onu bekleyen bir Magna var. Flash geldi. Magna Flash'a rağmen orada Crash'ı indirmeyi başardı. Raiden'ı da bu arada kutlamış. Magna'yı merdiven tarafında izliyoruz. GNG merdivene yakın durumda. Diyecek mi? Hayır. Şimdi merdivenden çıkan rakibini güzel bir refleksle indirmeyi başardı GNG. Maverick, GNG ve Gajı hayatta. Atlas için Ant tarafında da 4 kişi hayatta şu an sadece Magna önünde. Şahbaz A'dan T-Base'e doğru yaklaştı. Pozisyonunu aldı. Gelebilecek oyuncular şu an bekliyor. Ama T3'e gidiyor bomba. 45 saniye var round'un bitmesine. Bu taktiği daha önce dememişlerdi. Raiden da bunu hissetti ve pozisyonu aldı T3'te. Maverick şu an AWP'ye doğru koşar adımlarla değil olmasa bile. İlerliyor derken güzel bir headshot. Evet, iki oyuncunun da T3'ten geldiğini biliyorlar şu anda. Şahbaz da orada aim'ini koydu, bekliyor zaten. Son oyuncu Maverick, 12 HP'si var. Yapabileceği pek bir şey yok. 15-5 oluyor durum. Ant için yarı final geldi sayılır.
güzel bir performans izledik train haritasında. Bu roundu da alıp seriyi koparacaklar. Evet, ödülleri tekrardan hatırlatayım. Atlas takıma eğer eğlenirse, eğer bir mucize olmazsa 750 lira alıp turnuvamıza veda edecek. Ant takımı da yarı finale çıkmayı başaracak ve en azından 1000 lirayı garantileyecek. Şu an bomba. Umarım merdiven tarafında. A'yı 4 kişide tutuyorlar. Bir kişide 3 kişide olmak üzere. Biz orada mevlik gitmeyi başardık. Biz Magne'nin oturup böyle bakışını izliyoruz. Abi bir kill daha aldım. Niye? GoTV ne yapıyorsun ya? Abi şaka mı? Abi! Abi Magne'yi izledik hep. Evet. Yalnız bunu Mirage'de de yapmıştı bu GoTV. Biliyorsun abi, değil mi? Abi son roundda niye böyle yapıyor bu ya? Abi neyse, aynı şeyi Mirage'de de yaptı. Şerefsiz GoTV. Kusura bakmayın arkadaşlar ama şerefsiz böyle şey olmaz. Evet. Yine Magne'yi izlemiştik. User joined your channel. İyi akşamlar Türkiye. İyi akşamlar. Ant takımı yarı finale çıkıyor. 16-11 ve 16-5'lik skorlarla. Bogami ne düşünüyorsun? Hani Atlas yenecekti? Ya bana gelen bilgi öyleydi. Çünkü son 3 gündür Atlas takımı train ediyormuş. Training yapıyorlarmış train'de. Aynen. Aynen. Hani o yüzden Atlas'ta bana şey, train haritasında bana Atlas takım biraz daha iddialı gelmişti. Açıkçası ben beklemiyordum. Bayağı beklemiyordum yani. Hani durumun bir bire gideceğini ve olayın 3. haritaya uzayacağını düşünmüştüm. Benim için garip bir tesadüf oldu diyeyim. Evet, sonraki maçımız ne zaman başlayacak? Sonraki maçımız saat 10 zamanında başlayacak. Saat 10'da başlayacak çünkü X-Team11 takımı tamamen saatini kendini saat 10'a göre ayarlayıp aynı zamanda evet, başka bir turnuvaya da. Dökmeye ve açmaya falan gitmişler kısaca. Evet. Kendini öyle ayarladıkları için daha erken başlatma şansımız yok. Saat 10'a kadar artık ne yaparız burada? Yani nasıl şaklabanlıklar yaparım ben? Evet, bence yayını sana verelim. Sen üstün şeylerinde CSGO oyna. Nasıl fikir? Üstün şeylerinde. Oha, çok iyi fikir. Abi o zaman üstüme benim rahat bir şeyler giymem lazım. Abi Scar falan al, profesyonel oyunculara LS at abi. Yani. Çok iyiydi bu ya. Seni tokatlarım çocuk. Gel bana LS at, ben beklerim CT'de evey. Evey. Sence sen CT'de beklerken ben nerede olsam, ne bileyim bak sen şeyde bekle, Goose'un orada bekle, ben pitte durayım, sana kaç mermi de LS direkt Dust2, direkt Dust2 geliyor arkadaşlar. Hayır uzun, en uzun yol orası geldi aklıma şimdi böyle hani. Bir dakika, bir daha söyler zaman, ne yapayım ben? Sen Goose'da bekliyorsun, ben pitteyim. Evet. Tamam mı? Sana kaç mermide USPS'de headshot atarım? O anı mı canlandıralım? Sana kaç mermide USPS'de headshot atarım? Sence? Abi bence bana 7 mermide falan. 7 mermide falan. Ama ben olduğum yerdeyim, sen de olduğun yerdesin. Evet, elim duruz. İkimiz de duruyoruz yani. Evet, 7 mermide falan atarsın abi. 7 mermide headshot ya. Sen, biz bayağıdır oynamıyorsak demek ki beraber. İyi hadi giriyorum lan oyuna. Ver IP ver. Bizim bu IP'yi kullanabiliyor muyuz acaba şu anda? Bir dakika, bakayım bir. Şey, IP'miz olması lazım ya. Ama dur. Tatava yapma, IP ver. Tamam, dur, IP şurada yazıyordu. Ben sana IP'yi veriyorum. Hocam sen de GoTV'den izle. Veya sen de gel oyuna. Bir dakika, ben niye geliyorum? Ya sen... Yani senin de bir yerden izlemen lazım ki yayına gitsin. Yayına gitsin. Yayını sen vermeyecek miydin Bogami? Abi yayını kapatıp açmak saçma olmaz mı? Ben AFK takılacak. Tamam işte sen açarsın. Ya AFK çok uzağa takılma. Tamam. Sen... Evet, giriyorum server'a, şeye geçiyorum, T'ye geçiyorum. Tamam. Ben sana şey de veriyorum abi. Recon password'u da vereyim, haritayı değiştir. Tamam ver. Bizim şey oha, aynı değil mi? Password'a bak. Yani normal server'ın GoTV'si az önce yaptım. Aynen abi. Ha iyi, tamam.
Değiştirdim abi lastiği. Tamam, bir dakika. Şimdi hemen geliyorum. Ben T'ye geçiyorum değil mi? Program aşağı gelir misin? Ah. User left your channel. Şimdi ben seni 7 mermiden az öldürürsem Shax ne yapıyor ya? Anlamadım ki ne yapıyor. Geçiyor musun ona? Ben Ghost'a mı geçiyorum, Pit'e mi geçiyorum? Bir daha sen, söyle. Sen Ghost'a geçiyorsun, ben Pit'ten vuruyorum. Ya, tamam, tam ters değiştireceğiz. Tamam, yani. Tam ders olsun ya. Tamam, sen geç, tamam Pit'e geç ya. Ben Ghost'tan vuracağım. Sırtımı yasladım abi endive. Pit'e mi geçeyim? Bir dakika abi? Ben bir dakika abi TeamSpeak'te bir kat aşağı gitmem gerekiyormuş, geliyorum. Tamam, bu arada Hüseyin abi sen girmiyor musun? Ben GoTV'deyim zaten şu anda, geç gelecek diye bekliyorum şu an. Ha. Hala gelmedi. Şeye gelsin, direkt spare geçseydin bizim sunucuya gelip. Ha. Fark et ya, bana diğer IP verdi, ben oradayım şu an. Yo şey var. IP'yi yolladık TS'ye. Okay. Direkt oyuna girebilirsin yani. Direkt bunu kopyalıyorum değil mi? Yok. Evet abi. Bakalım, gidiyorum galiba. Uçuyorsunuz şu an siz. Ha geldim, tamam. Ah, üstüme iyilik sağlık. Adam uçuyor ayol. Ha Bogami bak. Beni izlet bir. Bogami buraya gelecekmiş. Geldim. Yayına vereyim de. Tamam, ver abi. Hazır mısın? Hazırım, hazırım, gel. Cahit'le bir şey kapışacağız da. Bak Bogami geç abi yerine. Buradasın değil mi? Ben Goose'dayım. Sırtımı tamam. Dayıyorum abi. Burada sen abi sen bu musun? Tamam, ben buraya dayıyorum abi sırtımı. Geç bakayım sen. 7 mermi de beni öldüreceksin. Tamam, 7 mermi. Evet, hazırız. Sen neredesin lan? Buradayım lan. Ha tamam. Kıpırdama. Kıpırdamıyorum. 3. Kıpırdadın? Hayır, kıpırdamadım. Tamam, bekle. Lan 4 5 Allah 6 7 Abi 2 tane headshot gelmedi mi? 2 tane geldi ama 3 headshotla ölüyorsun. Nasıl 3 headshotla? Öyle bir şey mi var? Ama en azından ilkini headshot attım. Ama 2 headshot attın zaten. 2 headshot attın da kardeş, 3 headshotla ölüyorsun. USB demedik mi? Sen bir dakika şey armor mu çektin? Armor evet. Çekeceksin. Aa tabii. Onu ben bilmiyordum ki. O da armorsuz oyun mu olur? Olma, olur tabii, niye olmasın, ben çekmedim, 66 şeyim var. Aa bileydim o zaman ben de USPS demezdim ki, ben de ne bileyim M4A4 falan derdim yani. Ticaret böyle hileci. Hadi o zaman ne yapalım? Valla ne yapalım? Başka bir şey yapalım. İyi, M4'le gel vur. Ha, M4'le geliyorum. M4'le 3 mermi abi. M4 dedim mi 3 mermi? M4'le 3 mermi de beni vuramazsın. 3 mermi de seni vuramam. Evet. Tamam, geç abi. Geçtim. Evet, şu anda kafanı görüyorum. Görüyor olman lazım. Lan! Niye gitmiyor mermi? Mermi gitmiyor hocam. Aa vurdum. Abi bayağı lan, sıktın gibi geldi bana. Shax vurdu, Shax. Shax vurdu. Tamam o zaman hadi bir tur binelim ya. Sen, ben, Shax. Neye biniyoruz anlamadım. Ne bileyim, ne binelim? Neye biniyoruz oğlum, bir tur binelim dedin. İşte oyun binelim bir tur. Ya oyun mu atalım? Ha, ne yapalım? Hüseyin abi? Okey. Yani ne yapacağız? Ya bilmiyorum, ne yapalım? Chat ne yapalım? Oyun adam... atacaksanız siz atın, beni salın ya.
Sen izleyebiliyor musun bizim maçımızı? GoTV'den izler, izle deyip. Hı. Öyle yapalım, Hüseyin Hoca AFK bıraksın o zaman. Ya iyi de sen niye vermiyorsun yayını abi peki? Abi ben yayını kapataş olacak ya. Ne olacak? Yani bir de abi, benim vermemdense Cahit'in vermesi daha makul şey, makbul değil mi? Bana fark etmez. Gerçi fark eder. Yani. Evde 6 kişiyiz. Güldün ama kafana da vurdum. Ben bilemiyorum şu anda. Bıçak attım. Oo. Bıçak attım. Oo. Şu anda Cahit'e bıçak atıyorum. Aman ya Rabbi. Abi sen bayağı... Ben bayağı çözdüm onu. Bayağı profesyonelsin sen ya. Bak o. Oh. Gel buraya, gel buraya. Lan! Geldim. Ne yapalım? Bogami sen işte yayını sana vereyim ben. Bayağı girin oynayın. Ben de bir saat sonra yayın benden devam ederiz. Bakayım. Ya Bogan al şu yayını ya, Allah Allah. Tamam. Ne nazlı adamsın ya. Abi yayını kapatıp açması hoş değil, o yüzden şey yaptım. Hayır abi, gayet hoş abi. Yayını kapat, yayını başlat diyeceksin. Başlayacak işte. Dur bakayım, MP yayını ön izle desem nelerim hazır. Şunu kapatırım. Şunu kapatırım. Şunu da kapatırım. Twitch Steam mesajlarına bakarım. Bir dakika, önce yayın akışını falan halletmem gerekiyor. Tamam, bunlar okey abi. Tamam, yayın akış anahtarını alayım. Sen hazır mısın Cahit? Neye hazır mıyım? Binmeye mi? Aha. Bir tur binmeye hazır mısın? Binerim. Peki, sen hangi rütbeye geleceksin? Nereye geleyim? Bilmiyorum, silver falan varsa. Var. Var mı? Silver'la gel o zaman. Keleş var. Keleş 1 var mı? Tamam, keleş 1 ile gel. Var. Şimdi hiç boşuna kasmayalım. Rahat rahat oynayalım. Şuradan şunu seçtik, şuradan şunu ama seçtik. Ama sana öyle söyleyeyim, ben şey oynamam. Glock'la oynarım. Glock'la oynarsın. Evet. Peki, tamam hocam. O zaman hemen ben yayını alayım. Tamam, ben çıkıyorum.